Oğlum, oğlum nefes al. Oğlum, oğlum, oğlum. Nefes almıyor. Nefes al, Metin! Ambulans ara! Ambulans ara, hemen ambulans ara! Hayır, çekil! Çekil, kalk, kalk! Çekil! Tamam, al bunu da! Al bunu, çekil! Çekil! Oğlum... Hadi çocuğum, hadi çocuğum, hadi çocuğum. Üç, dört. Senin yüzünden. Senin yüzünden oğlum. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Senin yüzünden, bırak beni. Baba. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Yaşa. 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 Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Hadi çocuğum, hadi oğlum, hadi, 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 hadi. Aldım. Aldım oğlum. Yaşıyor, yaşıyor. Tepede bir gökyüzü vardı, yuvarlak. Şölelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince, hamam taşlarına, taşlar pırıl pırıl ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Hadi oğlum. Ali kalk. Kaç oğlum, kaç. Ali kaç. Kaç. Ali! Ali! Sizin hiç babanız öldü mü? Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Silahlar, kanlar ve yaralar havalarda uçuşurken en sevdiğin gibi şaraplar, yataklar, öpüşler ve düşler havalarda uçuşurken kırgınım sana ben yalnız beni değil kendini de kandırmışsın. Sana ben üstelik bu anedek hiç kırılmadığım gibi ben gökyüzünü tutamam. Yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi onlar. Sözlerimi tutamam. Hayalleri çalanlar var. Tamam, yıldız.
94 senesi. Futbol oynuyorum. O zaman bir takıma transfer olacağım. Öyle maç heyecan falan yok yani. Gelecek menajerler beni izleyecek. Hiç. Sadece şeyi düşünüyorum. Hangi takıma transfer olacağım acaba? Çıktık maça. İki tane gol peş peşe. Sonra iki gol yedik. Peş peşe. Ama kaleci kötü, defans ondan kötü. Toplama takım yani, sadece ben kurtaramam ki. Böyle top ayağıma geldi. Yani ilerliyorum. Birisi pas istiyor ama hayatta vermem. Vermem, beni izlemeye gelmişler yani. Gün benim günüm. Kahraman benim, verir miyim hayatta? Bir koydum. Pat! Direkt de patladı. Islıklar, arkadaşlarımın küfürleri. Rakip takım aldı topu ayağına. Gitti maç bitmeden önce. 3-2. Yenildik. Sonra baktım. Baktım menajerler falan hepsi gitmiş. Sonra antrenör geldi böyle. Çekinmese yapıştıracak bir tane. Dedi ki dişlerin arasından, eğer dedi kahraman olacaksan aptallık etmeyeceksin. İşte oğlum, eğer kahraman olacaksan aptallık etmeyeceksin. Kendini bu duruma bir daha düşürmeyeceksin. Bu hastaneden dimdik çıkacaksın. Biz asla pes etmeyiz. Asla. Çağrı. Berk'i bulmuşlar. Hastanede yemiş. Hadi. Ne yapıyorsun ya sen bu odada böyle? Baykuş gibi. Berk'i bulmuşlar diyorum. Ali midir nedir? Ne hatsa işte. Öldürecekmiş çocuğu. Vallahi. Baban durumu çok kritik diyor, biliyor musun? Ay kim ediyorum ben artık ama. Hadi. Ölecek miymiş? Oğlum ne oldu sana? Sen kavga mı ettin? Anne, Berk diyorum, ölecek miymiş? Oğlum senin bu halin ne Çağrı? Ben katil oldum. Ama bu sefer gerçekten katil oldum. Çağrı, ne yaptın sen? Hak etmedi anne. Vefa bunu hak etmedi. Ama Berk. Ama Berk bunu hak etti. Hemşehrim, hastanın sisteme kaydını görecek biz. Siz de bütün belgelerini buraya bahane getirirseniz... Gel. Bir elini yüzünü yıka. Toparlanırsın. Evet. Efendim. Merhabalar. Raporları almaya geldim. Alt kattan göndermişlerdi sizi, değil mi? Buz kalıp gibi duruyorsun. Bari biraz numara yok. Kenan. Raporlarınız hazır. Hepsi burada. İyi misin? Her şey oldu mu? İkinci kata inebilirsiniz. Doktor hanım sizi bekliyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kenancığım. Hava almak iyi gelir. İstersen bahçeye çıkıp biraz... İstemez. Hatta siz boşuna burada beklemeyin. Al küçük hanımı da geçin evde dinlenin. Artık bir manası da yok zaten, öyle değil mi Cemre? Yapma lütfen. Ya Cemre destek olmayacak da kim destek olacak Allah aşkına Berke? O desteğe benim oğlumun bu hale gelmeden önce ihtiyacı vardı, şimdi değil. Kenan. Ne Kenan? Sizsiniz biraz da sebebi bu durumun. O sokak serserisine destek verdiniz. Benim okuluma girmesine izin verdiniz, müsaade ettiniz. Onu benim oğluma yeğlediniz. O yüzden bu durumun sebebi biraz da sizsiniz. Ağlarsın öyle. Ah güzel. Kenan. Biliyorum üzgünsün. Bir baba olarak kızgınsın, öfkelisin. Ve haklısın da. Ama şunu bil ki... Burada hiç kimse ne Berk'in ne de senin düşmanın.
Henüz değil. Henüz. Ne olur ya. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Biraz sakinliği, sessizlik lütfen. Peki. Şey, geçmiş olsun. Nasıl durumu? Yani ben hastaneyi aradım, öğrendim aslında ama... bir de kendim gelip sormak istedim. Teşekkür ederim, sağ ol. Böyle mi dememi bekliyorsun? Hayır, böyle bir şey... Hayır, teşekkür için gelmedim ben. Ben... Bak Kenan, ben sadece konuşmak istiyorum. Ben anlatmak istiyorum. Ben Ali'yi biliyorum. Ali kimseyi yaralamaz. Ali böyle bir şey yapmaz. Tabii canım. Zaten benim oğlumu da Ali kaçırmamıştı değil mi? Öyle demişti bana. O bir çocuk daha, katil değil. Henüz değil. Ama en büyük katil adayı. Sen ne demek istiyorsun ya? Ya ben olayların bu duruma gelmesini istemezdim. Kızgın olduğunu da anlayabiliyorum ama... Benim oğlum suçsuz. Doğru. Oğlun suçsuz, sensin suçlu. Yahu ben sana geldim. Oğlunu okuldan al dedim. Benden, okulumdan, oğlumdan uzak tut dedim. Sen ne yaptın? Dinlemedin. Çünkü bana kızgınsın. Bana olan öfkeni o çocukla çıkarttın. Yalan mı? Yalan mı? O Ali yakalanacak. Ve ben en ağır cezayı alması için elimdeki bütün gücü kullanacağım. Allah korusun, belki bir şey olursa. Bak işte o zaman var ya. İşte o zaman. İşte o zaman ne olur? Oğlumu öldürür müsün? Ne olur dedim sana. Oğlum için dua ettim. Etmeye de devam edeceğim. Başka da elimden o çocuk için hiçbir şey gelmez. Keşke gelse. Keşke. Keşke biri senin elinden onu da kurtarsaymış demekten başka hiçbir şey gelmez artık. Buraya gelme cesaretini nereden buluyor bu kadın? Onu Önder'e soracaksın. Koş yakala, sor. Kenancığım, Önder'le ne alakası var? Derya! Derya, bir dur. Bekle lütfen. Yok, bekleyemem. Ali'yi hemen bulmam lazım. Dur, bir nefes al ilk önce. Ondan sonra hallederiz her şeyi. Bir dur. Bak, vakit yok. Bu adam öyle biri ki hıncını almadan duramaz. Tanıyorum onu. Hem de çok iyi tanıyorum. Bak Önder, Ali böyle bir şey yapmadı. Yapmaz. Bu işin içinde başka bir iş var, anladın mı? Ya adamın canını kastetmek falan, bunlar Ali'lik işler değil. Bakma sen onun yumruğunun havada olduğuna. Ben biliyorum onun. Onun yüreği titrer. İnsanları kıyamaz. Ben oğlumu tanımaz mıyım? Derya, tamam. Lütfen sakin ol. Sana söz veriyorum. Ali'yi de bulacağız. Masum olduğunu da kanıtlayacağız. Ama bunun için sağlam olman lazım. Dik durman lazım. Bizim anne baba olarak görevimiz o, biliyorsun. Çocuklar bizi zannediyor ki demirden yapılmış, taştan yapılmış. Bırak öyle zannetsinler. Öyle değilsek bile öyle zannetsinler. O yüzden söyle bana. Senin için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Benim meselem bu. Ama teşekkür ederim. Ne için? Yani Kenan'ın nereden tanıdığını sormadığım için. Sen anlatmadığın sürece ben hiçbir şey sormam. Zaten... eski ve çoktan kapanmış bu mesele. Sen öyle diyorsan öyledir. Tekrar teşekkür ederim. Derya, bir şey olursa ara beni. Ben buradayım. Sağ ol. Doktor Gülşener'le. Doktor Gülşener'le. 166'ya arayın lütfen. Osman amca. Ne yapıyorsun sen burada? Nereden buldun sen beni? Vefa'ya geldim ben. Çiçek ekeceğim. Sen kime geldin?
Kim bu? Babam. Babam Osman Hoca. Babam. Çok üzüldüm oğlum. Başın sağ olsun oğlum. Ne zaman oldu? Yok. Demediler bana hiç. Söylemediler. Yıllar önceydi Osman amca. Yeni değil. Yani. Sever mi çiçekleri? Ben yine getiririm Vefa'ya. Çiçek babanın olsun. Ekelim mi? Sever mi çiçekleri? Senin yardımına ihtiyacım var amca. Adam kaçtı. Sen niye peşlemiyorsun? Hı? Niye peşlerine takılmıyorsun? La oğlum polis kaynıyor diyorum her yer. Anlamıyor musun sen? Kafan basmıyor mu senin? Sen niye aldın ki onun telefonunu? Alsaydı yanına. He değil mi? He. Gittiği yerden de ben buradayım diye polise mesaj atsaydı. Akıl edemediyse demek. Kızım sinyal takibi diye bir şey var. Lapsiye yakalarlar adamı. Sen dua et, ben kafayı çalıştırdım da polise çaktırmadan aldım elinden bebenin telefonu. Kes la bağırıp durma bebeğe. La kime bağırayım baba? Ya kaç kere söyledim bulaşmayın dedim, rahat durun dedim. La siz çapınız kaç gidip o heriflere bulaşıyorsunuz? He? Ayağınız kaç oğlum sizin? 24 ayarız abi. 24 ayarız. Ha 24 ayarım var mı? Oğlum bak sana çok benim takıyorum. Ayar oluyorum sana. Kavganın içindesin be. Oğlum bak oğlum. Kavganın içinde. Bak oza adam. Çekelim demeyeceğim, ağlayacağım ayağımdan. Çekelim. Bilal. Gel abla gel. Ali nerede? Bilmiyorum abla, gitti. Ali gitti. Ne demek bilmiyorum? Sen kaç dedin. Senin yüzünden suçlu durumuna düştü. Bulacaksın oğlumu. Vallahi yeter. Ay bence de. Bak abla ben doldum. Vallahi na buramdayım. Vallahi buramdayım ben. Bilal. Ha, ambulans geldi. Bilal. Derya. Derya bu abi, ben Bilal. Söyle Osman abi, ne istiyorsun? Söyle. Derya. Başın sağ olsun. Ha? Allah kadınlara sabır versin. Kime ne oldu? Bir şey mi oldu? Kocanı kaybetmişsin, çok üzüldüm ben. Be Osman abi, aklımı aldın. Allah'ım yarabbim ya. Kocasının kemiklerim kaldı mezarda ya. Osman abi, canım abim, sen dostlar sağ olsun be abim. Sen hayrına bir iki dua oku. Sinirim bozuldu. Bilal. Yok abi Bilal, kalmadı. Bilal. Abi sen beni bir sal. Vallahi ben bir nefes alayım. Bir sal beni. Bilal, Ali. Ali seni çağırıyor. Nerede Osman abi? Değil. Abi gözünü seveyim. Nerede ya? La bebe. Ne işlere bulaştın oğlum sen gene? Ne yapacağız biz seninle böyle? Ha siz nereden çıktınız? Seni takip ettik. İnşallah peşine polis planı takmam içindir. Merak etme, takip edildiğimizi anlamayacak kadar salak değiliz. Ben senin fişini bir çekeceğim canım. Şimdi yeri değil. Annem nasıl?
İyi iyi, merak etme. Keyif yerinde. Sana çok selam söyledi. Seninle gurur duyuyormuş. Aman dedi, oğlum rahat durmasın dedi. Belanın peşine koşsun dedi. Öldü kadın meraktan. Polisler arama yaptı. Dün gece. Bugün de içine sinmediyse herhalde. Tutturdu, hastaneye gideceğim diye. Artık orada ne dediler, ne söylediler, canını nasıl sıktılar bilmiyorum. Geldiğinde barut gibiydi. Ne işi varmış hastanede? Ya sen anneni bilmiyor musun? Haydut görse merhamet eder o. Nasılmış Berk'in durumu? Beter olsun. Ya beter olsun da Ali de katil olsun. Oğlum tırnak kadar aklın yok, konuşuyorsun ha. Ne güzel vallahi. Bilal abi sen dinlemiyor musun? Çağrı yapmış işte. Kızım bak, vallahi ben derdimi anlatamıyorum size ha. Bak şimdi beni iyi dinleyin. Bana bakın. Şimdi bu Ali, sen bakma la. Sen öte bak. Gıcık oluyorum ben sana, dinle sen. Şimdi bu Ali, herif kaçırmış mı? Kaçırmış. Aferin sana. Herif bunun kucağında can çekişiyor muydu? Aynen. Anası, babası, danası, polisi alay orada mıydı? Hepsi gördü mü? Geçmiş olsun suçüstü. Buldukları yerden ha böyle çekerler, paketlerler adamı. Kamera kaydı. Kamera. Çektin değil mi? Aynen. Sen çok zeki bir şey oldun yalnız. Baktım da hafıza kartı yoktu içinde, almışlar. Kim alacak ya? Sizce kim almış olabilir? Çağrı. Kalk. Arap, Zeyno siz karışmayın. O iş bende. Hadi Allah'a emanet. Oğlum bak. Kaybolma bir yere. Ben usandım ya, vallahi usandım. Naburamdayım. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Belaya mı bulaşıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın hadi. Börek yaptım, çay da demledim, yürü. Yok, yok, sen düşününce sağ ol. Benim hiçbir yere gidesim yok, sağ ol. Kız, kıymalı yaptım, seversin sen. Tamam, çay içmezsen ayran içi soğuk soğuk ha. Ya iki lokma bir şey geçsin be boğazından, hadi. Yok, ben börek merak istemiyorum ya. Ne olur beni rahat bırakın. Şey yapalım o zaman, sahile yürüyelim mi? Ha, şöyle dükkanlara falan bakarız, yeni sezon gelmiştir. Böyle cıvıl cıvıl, renkli renkli, içimiz açılır. Ha. Ay ne güzel söyledin ya. Doğru. Ha, ben de... Diyorum ki niye böyle, bak sabahtan beri benim içim böyle bir daralıyor, kafam sürekli yoğun, böyle bir susmuyor. Neden? Çünkü alışverişe gitmem lazım. Gidelim bana böyle cicili bicili, şıkır şıkır şeyler alalım hatta, değil mi? Çünkü benim başka hiçbir derdim yok, oğlumu falan düşünmüyorum. Benim kıyafetim yok, ona dertleniyorum. Kader sen delirdin mi? Allah aşkına yapma bana bunu, bak kalbini kıracağım. Hadi git, benim derdim başıma. Kız senin derdin bizim derdimiz olmuş, ne diyorsun sen be? Ya yürü diyorum. Hadi diyorum. Hadi gel. Ne diyorsun be? Kader, nereye çekiştiriyorsun beni? Ya nereye götürüyorsun? Sen bir cevap versene. Kader. Kader bana bak. Bir şey söyleyeceğim. Ali ile falan ilgili bir haber mi aldınız? Ya Ahmet amca. Ya bak gözümle gördüm, kulağımla işittim. Kaç senelik komşusunuz seni tavuğuna kış diyor. Yakışıyor mu ya? Ya seni tavuğuna bugün kış diyen yarın öbür gün neler yapar Allah esirgesin. Bugün çiliye kış diyen şimdi ben bilemiyorum. Yarın alır mı, ne yaparsa artık Ahmet amca. Ne yapacak kızım? Tavuklu pilav yapacaklar senin çilini ya. Sen bugün sessiz kal böyle, sessiz kal. Sessiz kalma. Utanmıyor musun sen benim çilliye kış deme ha? Ne diyorsun lan? Ahmet abi! Ahmet abi! Çocuk Ahmet abi yapma! Ya tavuğuna kış dediyse ne olmuş canım, bırak. Çocuklar ne yapıyorsun sen? Allah Allah, niye koskocaman insanları birbirine düşürüyorsunuz? Derya teyze, tavuk deyip geçme, bu çilli. Yazık, günah, bunu kesecekler, yapacaklar. Saçmalama Sinan, alırım ayağımın altına. Gel şunları ayır. Hey! Senin burada ne işin var acaba? Senin çık, çık. Bilal, Bilal ayır şunları. Kim kış dedi lan mahallenin tavuğuna? Polis çağırıyor. Çağırıyorum. Ay beni de yığılacaksın. Ya bir tanesi yığılacak. Dur, ne yapıyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun? Polisi çağıracağım. Polisi çağıracağım. Polisi çağıracağım. Nereye karışmayacağım? Allah'ın karışması. Mahalle birbirine girdi. Öldürecekler birbirlerini. Ay sen de böyle kenara çekilip de saçını başını tarıyorsun. Delirteceksin beni. Kız bir dur.
Sen kontrol yangın diye bir şey duymadın mı? Biz ne istiyoruz? Ortalık tutulsun, çerçöp ayrılsın. Biz de yolumuza bakalım istiyoruz. Ya yürü, yürü. Sevirdin mi sen birbirlerini? Yürü yolda. Allah Allah, niye bu son abinin oraya getirdin beni şimdi? Ortalık birbirine girdi diyorum sana. Yok kontrollü yangın falan gibi saçma sapan şeyler söylüyorsun. Bana bak, bak beni lüzumsuz yere buraya getirsen papaz oluruz, haberin olsun. Gidiyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.